Abi bu adamın adı Halim Yurtkan. Hapiste Adem'e bayağı bu herif kol kanat geliyor başlarda. Ama Adem başka birilerine sıçramış, palazlanmış falan. İşte bir de bu yeni hayat ayağına adını soyadını falan değiştirmiş diye güya. Ya bu çakal izini falan kaybettirmek için adını değiştirmiş ya, o işte. Aynen. Ya adam hatırlıyor mu bunu? Hatırlamak ne kelime abi. Herif her an bu yediği kazığın acısıyla dolanıyor. Belli ki hala içinden atamamış. Yani Adem'i eline bir geçirse var ya, hani neler olur ben hiç kestiremiyorum. İşimize yarar diyorsun yani. Kesinlikle. Ben işimin başına dönüyorum. Merhaba. Hayırdır? Şu Adem meselesini bir sakin kafayla konuşalım istedim. Dün akşam yemekte karşılaştık. Beraber yedik. Beraber yediniz. Oğlum sen beni kağıt üzerinde adamla masaya oturttun zaten. Yani kaçmanın benim için ne faydası var? Ya makul görünüyordu. Artık gerisini de masada hallederiz diye düşündüm. Yönetim kurulunda daha fazla bekletmeyelim. Ben Adem'i aradım. Uludağ'daymış. Cuma en erken, cuma sabah saat 10'a toplantıyı organize ettim. Bir hep beraber bir araya gelelim de artık önümüze bakalım. Tabii senin için de uygunsa. Fikir mi soruyorsun? Senin fikrin benim için her zaman kıymetli. Ne zamandan beri? Bak Fikret, biz seninle kardeşiz. Anlaşamayabiliriz, dövüşebiliriz. Birbirimizi yaralayabiliriz. Ama yaralarımıza tuz basmayı da biliriz. Biz seninle canız, kanız. Bu hep böyleydi. Bizim aramıza Adem giremez. Bunu asla unutma. Bak ben hiç unutmuyorum. Mıh gibi tutuyorum aklımda. Şaşmayayım diye. Tövbe bismillah. Sen Diloş'un kaynanasına bak ya. Biz onu kın kın zannederken o esmaratora papucu ters giydiriyormuş. Vallahi billahi. Kız baya baya yakmaya mı çalışmış? Ay, iki yanlış birbirini götürüyormuş, ne güzel. Ay teyze, ne biçim konuşuyorsun ya? Neresi güzel bunun? Ama tamam be. Ağzımdan kaçtı, şoktayım. Diloş'un haberi var mı? Yok, söylemedim. Kız 40'ın başına tatile gitti. Burnundan getiremem şimdi. Bana bak, dönüşte söylemek lazım. Bu böyle olmaz. Ha ben bu kadını, yani benim gibi zor bir hayat yaşamış da hafif balatalara sıyırmış zannediyor. Bu bildiğin tımarhanelikmiş. Yakmak filan. O ne demek ya? Aynen öyle. Allah Allah yarabbim. Yani bu koca evi yakan. Aman ben senden çok sıkıldım. Geber deyip senin yemeğine zehir filan atar maazallah ya. Kursun ya. Vallahi düşündükçe benim de aklım almıyor yani. Yok. Yok, bu böyle olmaz. Buna tedavi şart. Bunu hastaneye göndermek lazım. Bu tımarhanelik. Ayrıca kimse kusura bakmasın ama Adem delirecek diye bunun ortada serbest dolaşmasına filan izin veremeyiz. Ay, Diloş'umuzu Allah korumuş ya. Ya Faruk diyor ki hiçbir şekilde bize bulaşmadan bir şekilde cezasını çekecek diyor. Ama ne düşünüyor, aklından ne geçiyor gerçekten bilmiyorum. Ha, Akif. Bebişim neredesin? Ne haber? Yenge, iyi ne olsun işte, koşturmaca yoğun yani. Ben ne yapayım, müsait değilsiniz, sonra mı şey yapayım? Yok yok, çıkıyorum ben zaten. İşim var, rahat rahat konuşun siz. Hadi bay bay. Evet, sevgililer gününde ben sevgilimi nereye şey yapayım? Ha, İstanbul diye düşündüm ama şimdi seni yol tutuyor, ne yapalım? Şey yapsaydık, evde kalsaydık, bir yere gitmeseydik. Olur mu canım öyle şey? Ben kütükten mamul muyum? Uludağ'a kaçalım mı bebişim? Ha? Hem artık yakalanma derdimiz de kalmadı. Rahat rahat şey yapardık, acısını çıkarırdık. Ha? Aman ne olursun, asansör travmamı henüz atlatabilmiş değilim. Uludağ'ı lütfen unutalım. Hayatımızdan çıkaralım. Şey var hani, bu yeni mekan var, oraya gitsek yer bulabilir miyiz acaba? Ya ne diyorsun ya?
Olur mu öyle şey ya? Senin aşkın burada olmazı oldurur. Gerekirse ilave masa arttırırım ben. Sen yeter ki emret bebişim. Şapşik şövalyem benim, yaparsın. Ya hadi kapatıyorum, kız kapıda kaldı. Hadi, hadi. Şapşik şövalyem. Ay dönümü, gün dönümü, bilmem ne kutlaması. Kutlamalara doyamadı. Ha bıktım vallahi. Ne bu çekilmez çileymiş. Şimdi git. Yine işi yoksa hediye aldı. Ne yapacağım ben ya? Yani teyze, insanlar tersinden şikayet edersen... ...ya senin bu ilişki bilmezliğine ne yapacağız biz ya? Ay işte alışmadık şeyde... ...şey durmuyor ondan herhalde. Sen niye takılıyorsun benimle? Git hazırlık yap, bir şey yap. Teyze, sence bizim sevgililer günü kutlayabilecek durumumuz mu var? Adam barut gibi zaten, burnundan soluyor. Ayrıca günün ne olduğunu bildiğini de düşünmüyorum yani. Haklısın, haklısın. Bu Akif benim ayarlarımı bozdu, vallahi bozdu ha. Her şeyi kutluyoruz. Bak, insanla konuşsana. Selam söyle, selam söyle. Tamam, söylerim. Hadi, hediye almam lazım. Hediye baronları yola çıktı. Hadi öpüyorum ikinizi de, hadi. Hayatım, ne haber? İyiyim. Şimdi annem aradı da. Akşam herkes sofrada olsun diye buyurmuş. Ben de biraz erken gideyim, evde dinleneyim istiyorum. O yüzden şimdi çıktım. 10 dakikaya gelir seni alırım. Olur da ne olmuş? Valla bilmiyorum, herhalde yeni bir gündem var. Emir'den ne haber? Ya hiç sorma. Okula gittim onu almaya ama ısrarla servise gitmek istedi. Ya çok kötüydü ya. Aman çok üzüldüm. Ay yazık ya. E tamam, gitme üstüne, bırak. Ne yapalım? Yarın çıkarız madem. Olur. Reyhan'ın var mı bir haber? Ya şimdi hiç o konuya girmek istemiyorum. Adını anmak istemiyorum. Boş ver. Hadi sen hazırlan. Yaklaştım ben. Tamam. Tamam hayatım. Okey. Öptüm. İlk göz ağrım, gönlümün baş köşesi. Sen de benim sevgilim sayılırsın. Günümüz kutlu olsun. Geçmişte az baş başa ayıflanmadık. Bugün tek kutlayanımsın hemşirem. Sahiden en has sevgilim sensin. En helalinden kutlu olsun. Daha erken gelecektim de seni de çok sık boğaz etmek istemiyorum da sabaha zor ettim. Sen bir karar verebildin mi? Ve? Ve ameliyat olmayacağım. Ne demek olmayacağım? Begüm, ne demek olmayacağım ameliyat? Ya bile bile lades mi diyeceksin? Bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Sabahtan beri ameliyatın risklerini araştırıyorum Pelin. Konuştuğum bütün uzmanlar hiçbiri kendinden emin konuşmuyor. Nasıl konuşsun zaten? Sen gördün filmi. Begüm, Levent'i duydun. Tedavi cevapsız kaldı. Tamam mı? Bir şey yapmak zorundasın. Bu ameliyat olmak zorundasın. Ben o masaya yatıp hayatım üstüne kumar oynamayacağım. İyi de... Ameliyat olmazsan... Belki biraz daha zamanım olur. Ya ne kadar zaman Begüm? Ne kadar zamandan bahsediyorsun? Ya yapma şunu Allah aşkına, bir mantıklı düşün ya. Bilmem. Belki Emir'i öpüp koklayacak kadar biraz daha zamanım olur. Onu bu konuya alıştıracak kadar falan zamanım olur herhalde. Begüm... Israr etmeyin, tamam mı? Keşke ısrar edince vazgeçebileceğim bir konu olsaydı bu. Keşke
biri elime bir kalem verse de hayatımı bir daha yazabilsem. Ama değil işte, tamam mı? Lütfen ısrar etmeyin. Ben vazgeçmeyeceğim. Kararımı verdim. Ameliyat olmayacağım. Aşkım. Lütfen yapma. Beni bırakıp gidemezsin. Benim için. Emin için. Bunu denemek zorundasın. Lütfen. Hayatım, hoş geldin. Ne haber? Bak, yemeğe misafirlerimiz var. Ne oldu? Ne bu surat? Ne haber yakışıklı? Pek iyi değilim. Hayat bana hiç gülmüyor. Ne oldu? Konuşmak istemiyorum. Hayat ona hiç gülmüyormuş. Motor tekledi. Duymadın mı? Yok, duymadım. Allah Allah. Dur şuna ben bakayım. Ne olmuş? Ne olacak? Aksilik. E tamam, Mustafa'yı arayalım, çağıralım, gelsin bir baksın. Yok, çekici falan çağırmam lazım benim şimdi. Ben burası da dağın başı. Yani şimdi senle de uğraşmayayım. Ben şimdi taksi falan çağırayım, tamam mı? Sen bin git, ben bekleyeyim. Ne demek ya senle uğraşmayayım? Allah Allah, ne yapıyorum ben sana? Tam şurada oturalım işte beklerken. Burada mı? Evet Faruk, burada. Satın almayacağız yani, bir çay içeceğiz. İyi tamam, hadi git sen otur, ben burada durayım da gelsin çekici, sonra gelirim. Hadi. Allah Allah. Uğraşmayacakmış sanki, ne yapıyorsam ben sana uğraştıracak. Buradan. Buradan. Sarın kime yavrum? Allah'ım ya. Ya gitseydin? Şansımı denedim. De yalnız kalmazdım. Grubu kızlardan o yüzden kurdum zaten. Nereye yalnız kalmazdın? Her yerde benim fotoğraflarım var. Allah'ım ya. Ay bir de numara yapıyor ya. Sinirli sinirli sanki. Ya sinirliyim. Gerçekten sinirliyim. Hı. Ama bu karımı mutsuz edeceğim anlamına gelmiyor.
yeryüzünde aşk durdukça. Gece erken inse bile korkma, o hep seninle kaldıkça. Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana, sönmek için yana yana. Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana, sönmek için yana yana. Gitmem gerek, yollar bitmez düşünerek. İster sonuç de, istersen sebep. Bu düğümü çözmem gerek. Belki sana yazarım uğradığım bir şehirden. Bir kart atarım Mekke ya da Kudüs'ten. Sonra bir gün çıkarım sen artık dönmez derken. Bir şarkı fısıldarım kulağına gün batarken. Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana, sönmek için yana yana. Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana, sönmek için yana yana. Sadece minicik bir tebessüm hediye ederler. Baktıkça gününü güzelleştirirler diye umarım. Beklentisiz, vaatsiz, sevgiyle. Yanımda olabilirlerse ne mutlu. Belki sana yazarım uğradığım bir şehirden. Renkli bir kart atarım Mekke ya da Kudüs'ten. Sonra bir gün çıkarım sen artık dönmez derken. Bir şarkı fısıldarım kulağına gün batarken. Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana, sönmek için yana yana. Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana, sönmek için yana yana. Sevgililer günü kutlu olsun sevgilim. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim. Acaba Esma Hanım sevgililer gününde konuşacak kadar önemli ne bulmuş olabilir? Yani başlık vermedi. Akşam herkes evde olsun demiş. Benim tahminimce
Sevgililer günü bana zehir etsin, size de zehir zıpkım olsun demiş olabilirdi. Ay. Mümkün. Haklı. Bunu mu koydunuz? Evet. Yok yok, bunu kaldır. Bunu kaldır, koyu renk örtüyü koy. Öyle mi? Tabii, o zaman tabaklar da şey olmayacak. Onları da değiştirelim. Değiştir, değiştir. Tamam. Değiştir. Sildik hanımım. Hı? Sildik. İyi. Bunlar dursun ama tabakları değiştir. Osman geldi. Canım. Hoş geldin. Hoş geldin Osman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendiliğinden gelişti. Buna da emrivaki demeyeceksin herhalde ha? Bahane de etmiyorum. Bahane olarak görmedim. De yarın zaten tanışacaktınız yani. Böyle kendinizi yormanıza gerek yoktu. Yok oğlum, ne yorması, her zaman yaptığımız şey. Hanımefendi erken dönüyormuş. Bir ağırlamak lazım. Merhaba. Hayırlı olsun. Biz böyle her şeyi Burcu'dan mı duyacağız yani? Ya yok, böyle annesi geldiği için apar topar oldu. Söylemeye fırsat bulamadım. Çok sevindim. Yeni eltimi de çok sevdim. Hayırlısı olsun ikiniz için de. Teşekkürler. Sen niye bu saate kaldın? Annemle sohbete daldık. Ama 5 dakikaya hazırlanıp binerim hemen. Siz mi sıkıldınız mı? Yani yok öyle bir şey. Her zamanki şeyler. Yani halledilmeyecek bir şey değil. Esra Çarşı'daki bebek mağazasında müdür olmuş İpek Hanım. Mağazanın kartını göndereceğim size. Tamam, teşekkür ederim. Ay Gülistan, ne söylendin? Yalnız bir şey diyeceğim. Esma Hanım yıkılıyor. Rekabet çok sert olacak belli. Münasebetsiz. Ay abla bırak, iki gıybet yapacağız şurada ya. Ya Nurgül, bence biz bu işi olanlara demeliydik ya. Eğer garibin buraya bu sevgililer günü için falan geldiğini bir duysun Murat, bu konağı var ya bizim tepemize yakar, tepemize. Ay Allah korusun. Abi o da yapmasın Allah aşkına ya. Sanki sevgililer günü için mi geliyor, Osman abi için geliyorlar. Ama ne? Dünürler sonuçta. Değil mi abla? Bade. Kadının adı ne biliyor musun? Ne? Siren. Siren mi? Abi ciddi mi? Ama ciddi mi söylüyor bu? Sen ciddi misin? Siren yakın. Siren abla. Ya. Vallahi gülüm, daha güzel şeyler düşündüydük ama belli ki bu gece vakit kalmayacak. Böyle bir şey aldık. Ay deli manyak, nereden aklına geldi ya? Hakikaten doğru diyor. Siz çok daha güzellerine layıksınız. Ancak vakit bulabildik. Sana bir tane bile demet değil. Gül bahçeleri lazım. Güllerin gülü, Nurgül'ün mü? Ay, inşallah hep beraber. Dünyalar güzeli. Sağ ol kuzum. Anne yeter. Seni çıkarmayacağız görücüye. İnsan önden bir alıştırır. Birdenbire kayınvalide oldum. Vallahi neye uğradığımı şaşırdım kızım ya. Bebeğim, ayrıca bu kadar da koşmamak lazım hayatta. Hı. Vallahi garip. Ya.
Niye dışarıda bir yerlerde bir buluşma ayarlamadığında biz bu insanların ayağına gidiyoruz böyle kızı vermeye heveslemişiz diye? Sevgili Süren, buna usul erkan deniliyor. Vay be. Sıçıyı ortalığı ver. Bir bomba bekliyorduk ama beklemediğimiz yerden geldi değil mi? Aa, ben bırakmadım. Bak bu örtü iyi olmuş. Hı hı. Öyle oldu biraz. Hareket seven bir aileyiz. Neyse boş ver. Neyse ki iyi haber ya. Bu ara çok ihtiyacımız var. Tebrik ederim kardeşim. Eyvallah abi. Hayırlısı olsun. Olmuyor. Vay be. Ben herkesten önce öğrendim biliyor musun? Burcu arayıp söyledi bana. Çok sevindim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sen de mi abi? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ya Osman'ım, iyi güzel, çok sevindik, mutlu olduk senin adına. Ama sen son zamanlarda kararlarını biraz hızlı almıyor musun? Yalnız bunu söyleyen de farkındaysan rekoru elinde tutan abin. Şey yapma oğlum ya, sen en azından haber veriyorsun. Abi senin de dediğin gibi ben bin düşünüp bir adım atarım. Yani hele böyle bir karar olunca. Peki, hayırlısı olsun o zaman, ne diyelim? Çok iyi anlaşacağım bence ben Burcu'yla. Ne iyi oldu. Değil mi? Bu akşam eski eşiyle birlikte dünür sıfatıyla gelen bir garip bey var. Buna da itirazınız yoktur herhalde. Hı? Bu konunun benimle hiçbir ilgisi yok. Bunun farkındayız inşallah. Aa, bu ne ya? Çakma saray. Bana bak, sakın bana böyle yedi göbek bir arada balık istifi gibi yaşayan ailelerden biri deme. Şurada düşer bayılırım. Ben şimdi düşüp bayılacağım. Hani Osman'ın ayrı evi var ama geleneksel bir aile. Birlikte yaşamayı seviyorlar. Hangi yüzyılda yaşıyoruz ya? Sevgili Siren, içeride böyle espriler yaparak umarım pot kırmazsın değil mi? Ha? Aa, o kadar üst düzey yönetici idare ediyorum. Böyle traditional bir aileyi mi idare edemeyeceğim? De. Merak ediyorum. Bir tek bu durum bana mı batıyor yani? Ve bu İngilizce kelimelerini biraz azaltırsan sevinirim anneciğim. Niye? İngilizce bilmiyorlar mı? Ne alaka? Hadi bakalım. Allah sonumuzu hayır etsin kızım. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş gel... Hoş geldiniz. Olaya gel. Hoş geldiniz Garip Bey. Ay çok bozulacak. Ferida. Ben evinin küçüğü olarak sussam olur mu abi? Muratcığım, Osman abinin özel bir günü bugün. Hepimiz onun yanında olacağız. Değil mi anne? Misafirlerimiz geldi hanımım. Hoş geldiniz. Haydi bakalım. Nedimiz öyle kapıya yığılmayalım bari ya. Ay, telefonumu unuttum.
Dur. İyi akşamlar. Sizin? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Nazif! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aa, büyük hanım da buradaymış. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba. Çok memnun oldum. Ne kadar güzel burada böyle çocuklarınızla, torunlarınızla hep bir arada. Aslında birlikte yaşıyorlar deyince ben tahmin etmiştim biraz. Ama böyle çocuklarınızla, torunlarınızla ne güzel. Çok memnun oldum. Esma Hanım, Osman'ın annesi. Ah, I'm sorry. Ben şey sandım, kusura bakmayın. Çok memnun oldum sizi gördüğüme. Ben de sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Buyurun, şöyle geçin, buyurun. Eviniz de çok güzelmiş. Garip Bey. Murat, evin en küçüğü. Merhaba Murat. Merhaba. Fikret. Nazif. Mustafa abi. Tamam be. Vallahi dakika bir gol bir abla. Ne? Esman mı büyük hanım dedi. hoş geldiniz. Merhaba Fikret. Merhaba. Merhaba. İpek ben de. Merhaba, merhaba İpek. Ne kadar Fikret'in eşim. Güzel bir kızsın sen. Sen de öyle. Ne kadar güzel bir aile. Süreyya, Faruk'un eşi. Merhaba. Sen de çok güzel bir kızsın. Fark kim? Benim. Aa. Hem çok güzel bir aile hem de böyle ne kadar kalabalıksınız siz. Yani isimlerinizi aklımda nasıl tutacağım bilemiyorum ama deneyeceğim, gidinceye kadar bakarsınız. Bir şekilde başarılı olabilirim. Bir şey soracağım yalnız. Hepiniz burada mı yaşıyorsunuz gerçekten? Evet, hepimiz buradayız. That's crazy. Ama sizin de az önce takdir ettiğiniz gibi çoluklarımızla, çocuklarımızla ve torunlarımızla mutlu yaşıyoruz. Bomba. Yukarıda da adamız var ama siz onunla henüz tanışmadınız. Benim kızım. Senin kızın. Senin kızın mı var? Ya sen kendin daha çocuksun. Anne. Bebeğim sakın sen böyle şeyler yapmaya kalkma. Ben anneanne olmaya hazır değilim. Sirenin mizah anlayışına birazdan hepimiz alışacağız. Evet. Buyurun efendim. Geçer. Tamam. Güzelmiş. Evet. Ne içerdiniz? Beyaz şarap alırım ben. Soğuk. Bence hepimiz önden birer kahve alalım. Ha, o zaman sade, yanına spark. Soda. İçine varsa lime, böyle ince dilimlenmiş. Yoksa limon da olur. Gerisini biliyorsun herhalde.
yapmayacaksınız kahveleri. Osman'a kıyamazdık. Ve böyle bir günde. Bak sana ne getirdim. Ah, al bakalım. Şimdi fırçalım anne, içemem. Hala bana bir şey anlatmayacak mısın? Çünkü ben meraktan çatlamak üzereyim. Yok bir şey anne. Sabah apar topar babana gidiyoruz. Sonra okuldan geliyorsun, kendini odaya kapatıyorsun. Bütün gün ağzını bıçak açmıyor. Hatta şimdi ballı süt bile işe yaramıyor. Ve bir şey yok. Öyle mi? Ben de yedim. Canım sıkkın biraz. Biraz mı? Anne, kızları anlamak niye bu kadar zor? Bir kız arkadaşın mı var yoksa? Yani olacak sandım bugün. Sinyal vardı. Bence. Sinyal. Babam öyle diyor. Ve kızdan bir hareket varsa, yani böyle dönüp dönüp bakıyordu. Meğer Mert'e bakıyormuş. Salak mıyım diyeyim ben de ya. Aa, olur mu öyle şey bir tanem? Olur mu öyle şey? Salak filan. Böyle ikili ilişkilerde yanlış anlaşılmalar olabilir. Bir de insan bazen görmek istediğini görüyor. Aslında ballı süt o kadar da fena bir fikir değil. Şimdi söyleyeceğim şeye biraz gıcık olacaksın ama... ama önünde uzun bir hayat var bir tanem. İnan bana tekrar seveceksin. Ama ben böyle hayal etmemiştim. Nasıl hayal etmiştin? Böyle ilk aşkımla beraber ortaokul liseyi bitirecektik. Aynı üniversitede okuyup mezun olduktan sonra da evlenecektik falan diye düşünmüştüm. Ah, bu çok uzun bir plan olmamış mı gerçekten? Ama hani planlı olmak güzeldi. Güzel, çok güzel tabii ki. Hele çalışırken çok güzel ama... hayat... sen plan yaparken akıp giden şeydir diye bir laf var. Hiçbir şeye o kadar sıkı sıkı tutunmamak gerek. Hayat su gibidir oğlum. Onunla akmayı başarırsan, izin verirsen bütün üzüntülerini alıp götürür. Her şeyin yerini doldurur. Ama böyle bir şeye sıkı sıkı tutunursan o zaman seni çok hırpalar. En çok seni hırpalar. Canın sıkkın olduğu zaman bunu düşün. Tamam mı? Ne gitmesini istemiyorsam. Dün gibi. Hayatından gitmesi gereken şey geçip gider bir tanem. Yapacak bir şey yok. Maalesef böyle. Ama nefes aldığın sürece hep güzel bir yarın vardır. Tamam mı? Fark etmen gereken şey. Ah.
anneler için harici değil mi? Çenesi gitme ama. Hep burada kal olur mu? I sent you the pictures already. So to be specific, you need white sets, right? Exactly. Yes. Two sets of white chairs, white. I know. Anything else? And lilies, please, lilies. 450 people. Also white? Yeah, exactly. 450 people. I need to check with the florist. Kusura bakmayın ne olur. İşle ilgili acil bir şeyler çıktı ama geri dönmek zorundayım haliyle. Annem biraz işkoliktir de. İşkoliklikle alakası yok bebeğim. Bu böyle çok beklenmedik oldu. Takdir edersiniz ki son dakikada ben de bir sürü değişiklik yapmak zorunda kaldım. Onun için aksaklıklar çıktı. I know. I'll be waiting for your call. Okay, I will inform you. Evet, tabii. Çocuklar hepimize sürpriz yaptılar. Hayat işte. Acı tatlı sürprizlerle dolu anne. Madem sizin fazla işiniz var, ben doğrudan gireyim konuya. Adettendir malumunuz. Nişan için talepleriniz nelerdir? Ne nişan Allah aşkınızda? Ne bir de nişan mı kaldı? Yurt dışında ne güzel. Zaten evlilik teklifi kabul edilince otomatik olarak nişanlanmış sayılıyorsunuz böyle. Done, sorted, nice. Hiç. Burada durum farklı tabii. Yo. Yani garipçe biz seninle nişanlanmamıştık değil mi? Ki ne kadar zaman önceydi yani. Ben de şu kadar çıktım. Neticede ben burada evlendim yani çocuğum falan var. Boşuna konuşmuyorum. Bizim öyle nişan falan olayımız olmamıştı. Bence böyle şeyler old fashion aile büyüklerini oyalamak için. Başka hiçbir şey değil. Sen şimdi bunu benimsemiyor olabilirsin ama yani bu bir gelenek. Geleneği ortadan kaldıramazsın ki. Konuşan sen misin? Ya bence yarın yapalım bu nişanı. Ben özellikle bir şey istemiyorsun. Bunları sen mi söylüyorsun? Garip. Ne oldu sana ya? Gerçekten çok garip. Bu konuşanın garip olduğuna ben şimdi inanmıyorum. Yani sen gerçekten çok değişmişsin. Tatlım, bence Esma'nın da bize takılıyor. Yani baksana. Ya bu saatten sonra karşılıklı neydi? Bohça falan yapacak halimiz yok ya. Yapacak mıyız? Osman'cığım, Burcu'cığım siz ne istiyorsunuz? Yani önemli olan sizin ne istediğiniz ya. Tabii sonuçta siz evleniyorsunuz. Sizin isteğiniz daha önemli. Yani sonuçta bu bir kere olan bir şey. O yüzden tatlı bir nişan güzel olur diye düşünüyorum. Yani çok akıllıca tabii. Esma'nın bohçaları da meşhurdur. Efsanedir yani. O zaman yarın sen de bana eşlik edersin Burcucuğum. Senin zevkine göre alışveriş yaparız. Tabii. Bu arada gelenek nesilden nesile aktarılan tecrübelerdir. İnsan tecrübeleriyle vardır değil mi Siren Hanım? Çok doğru. Yani yarınlar dünkü tecrübelerle kurulur. Eğer toplumlar geleneklerini ihmal...
Yes, I know. I'm so sorry. I know. I'll be at my computer in an hour. Yes, I'm in Turkey. At my computer in an hour. I cut it. Siren işiyle evlidir. Okay. Kusuruna bakmayın. Appreciate it.